bu seçim sürecinin nasıl farsızlıklarla devam ettiğini biliyorsunuz. Burada belediyenin, burada valiliğin, hükümetin nasıl baskı yaptığını, nasıl iktidar için çalıştığını hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ancak buna rağmen Erzurum'un Türk milliyetçisi damarının önüne kimse geçemeyecektir. Erzurumlu biliyor ki Erzurum'un kessen de ne Kandil Dağı'na ne Davut Dağı'na. Erzurumlu'nun önüne ya Kandil Dağı dediler, ya Domuz Bağı dediler. Ya HDP ile yan yana duracaksın dediler, ya Hüdapar'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi Ata İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik. Ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sundu. Ancak bununla beraber adaylar içerisinde en donanımlı aday benim arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Dik duruşu en iyi Erzurumlular bilir. Dik durmayı en iyi dadaşlar bilir. O sebeple de ben inanıyorum ki dadaşlar dik duranı severler. Omurgalı insanı, omurgalı siyasetçiyi severler. Biz buradaki meselelerin de farkındayız. Allah nasip ederse bu seçimlerde biz çok ciddi bir oy alacağız. İnşallah. Alan kişileri alt üst edeceğiz. Ve bu seçimlerde inşallah ikinci tura kalacağız. Ama kalamazsak bile bu bir başlangıçtır. Çok ciddi bir başlangıçtır. Ata İttifakı'nın ve onun milletvekili adaylarının ben meclise gireceğini düşünüyorum. Biz hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalamazsak eğer HDP veya Hüdapar'ın değil Türk milliyetçilerinin belirleyici unsur olacağını hesaplıyoruz. HDP'nin anahtar Hüdapar'ın, anahtar Kandil'in elinde olmayacak. Anahtar dadaşların elinde. Bozkır silah, bozkır silah, bozkır silah. Erzurum hayvancılığın merkezi iken hayvancılığın bitirilmesi sebebiyle Erzurum'da büyük bir işsizlik var. Bunun da farkındayım. Her ufak olayda üniversiteleri kapatmalarını da anlamak mümkün değil. Erzurum deprem bölgesinde değil. Erzurum'a yığınla depremzedemiz gelmedi. Ama buna rağmen Erzurum'daki üniversiteleri kapattılar. Erzurum'daki üniversitelerin kapanması eğitimin aksaması demek ama Erzurumlu esnafın da işlerinin aksaması demek. Bu kadar plansız, bu kadar hesapsız bir iktidar hiç görülmüyor. Hele hele son dönemlerinde bu işin ayarını iyice kaçırdılar. Faiz sebep enflasyon sonuç diye saçma sapan bir politika getirdiler. Biz de elbette ki faizi düşürmeyi, faizin hiç olmadığı bir sistem kurmayı hayal ediyoruz. Ama eğer tek gösterge faiz olsaydı, Almanların faizi bizden daha düşük. Japonların faizi eksi de o zaman Alman, Japon bizden daha mı Müslüman? Demek ki arkadaşlar işi doğru yapmak lazım. Kuralına göre yapmak lazım. Kısa konuşmamda şunun altını çizmek istiyorum ki biz sadece vatan millet diyen değil memleket meselelerini de bilen kadrolarla geleceğiz. Ve emin olunuz ki ekonomik krizi ancak diplomalı bir ekonomist çözer. Devam et.
Mersin hoş geldin. Nasılsın? Allah razı olsun. Biz de inşallah bunun için yola çıkacağız. Milliyetçileriz. Muhammed. Bozkurt Sivar! Bozkurt Sivar! Bozkurt Sivar! Allah'ıza kurban olayım başkanım. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Yemin ederim bizi umutlandırdığınız için valla o kadar mutluyum ki anlatamam. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Biz kapatalım. Başkanım, ne yapın? Başkanım, gel. Bir dakika, gel. Yaslanmayın, kıracaksınız. Sizin medyanız bilir, başkanım. Başkanım. Vallahi. Bir dakika. Hayır, herkes girmesin. Sakin. Gelecek. Bozkurtlar vurulsun, kanı Türk'ü korusun. Bozkurtlar vurulsun, kanı Türk'ü korusun. Silahı